akşamlar sevgili seyirciler. Balıkesir'in Meydanı programına hoş geldiniz. Bugün yine biz stüdyodayız ve iki değerli konuğum, daimi konuğumla birlikteyiz. Hemen ben konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Daha doğrusu hepiniz artık tanıyorsunuz. Ender Biçki ve Süleyman Pehlivan, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Yani, iyi yayınlar diliyorum ben de. Birine soruyorlar, nasılsın, iyi misin? Türkiye'den iyiyim diyor veya işte dünyadan iyiyim veya işte Balıkesir'den iyiyim gibi örnekler veriliyor. İnşallah bu saydıklarımız önce kendi çevremizden iyi olsun, sonra ilimiz iyi olsun, sonra Türkiye iyi olsun, sonra işte dünya iyi olsun. Ama maalesef bugünlerde hakikaten çok şöyle televizyonlara baktığımızda, ne bileyim işte sosyal medyaya girdiğimizde çok sevimsiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte meclisteki o tartışmalar, tartışma esnasında atılan yumruklar, sonrasında işte bir 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiği iddiaları falan, bunlar biraz moralimizi bozuyor. Fakat diyelim ve Süleyman Pehlivan'dan başlayalım. Ne diyorsun şu son gündemle ilgili? Evet, herhalde. İşte mecliste o yansımalar yani. Evet. Şimdi tabii orası milletin meclisi. Evet. Oradakiler vekil, milletvekilleri, asil olan millet. Orada bir kavga meclisin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de itibarını sarsacak olaylar. Kesinlikle orada her türlü tartışma olabilir, her türlü fikir münazarası olabilir ama yumruklaşmaya varacak kavga bana göre çok kötü. Meclisin, Gazi Meclisimizin itibarını düşürecek şeyler. Ki zaten meclisin iç tüzüğü kapsamında olabilecek cezalar bana göre verildi. İki oturumdan men edildi yumruk atan vekil, AK Partili vekil iki oturumdan men edildi. Tabii onun dışında adli soruşturma yapılamıyor dokunulmazlıktan dolayı. Bu yumruklu kavganın olması doğru değil. Ama şimdi kimi nasıl suçlayacağız? Şimdi İYİ Partili vekil yumruk yedi. Ama İYİ Parti'nin kongrelerinde hastanelik olacak şekilde kavgalar da oldu. Bunlar da yanlış. Rize'deki Merkez İlçe Kongresi'nde insanlar kendi kendilerine girdiler. Kendi kendilerine girdiler. Bunun tamamı tabii yanlış ama mecliste olması daha büyük bir yanlış. Orada insanların kendilerine hakim olmaları, hakaret bile görse cevabını iç tüzüğe göre verilmesi, şikayette bulunulması kesinlikle yumruklaşmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi geçmişte spor yapan, profesyonel spor yapan insanlar her zaman için kendi karşısında bulunan insanlardan avantajlıdır. Dolayısıyla sporcu, sportmen, güçlü, kuvvetli insanların kavga etmesi, karşıdaki kişilerin kişilerle aynı potansiyelde olmadığı için her zaman için olmaması gerekendir. Çünkü orada çok genç, mesela işte sporculuktan gelme milletvekilleri var. O insanla 65 yaşında kalp şeyi olan insan bir mi? Dolayısıyla mecliste bir kere kaba kuvvete başvurmamak lazım. Kim başvuruyorsa kınamak lazım. Neden? Çünkü o zaman biz boksör geçmişi olan milletvekili alalım ki orada önüne gelene devirsin. Mesela Süleyman Pehlivan yani boks yaptı. İşte Ender Biçki futbol oynadı. Daha dinç, böyle diri ve yani vurdu mu devirecek adamları götürmek lazım o zaman meclise diye düşünüyorum ben. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi mecliste sağlık açısından fiziki yapıların kuvvetli olması sağlık açısından ama mecliste geçerli olan fikirlerin kuvvetli olması. Canım, kazının kuvvetli olması değil, fikirlerin kuvvetli olması. Ya ne kadar bağırsınlar etsinler fakat ama fizik yani kaba kuvvete dönüşmesin. Dönüştüğü zaman o zaman o iş olmaz. Orada insanlar birbirleri aynı şartlarda değil ki. Bir de aynı şartlarda olmayanlar da oraya girmesin. Kalp pilin varsa senin burada, sen oraya gitmemen lazım. Ben onu suçlama anlamında demiyorum. Yani insanların sağlığını koruma açısından. Öbürü de
Parmağında yüzük var mesela. Kocaman yüzük. O yüzükle vurduğun zaman adamın çenesi kırılır bilmem ne. Senin de o yüzüğü çıkarman lazım orada. Hiç olmazsa yani. Değil mi? Ben öyle, benim düşüncem bu. Hiç parti marti şey yapmadı. Çıkarması değil, bir defa öyle bir yumruğun atılmaması lazım. Atılma işte, onu yüzük önce onu söyledim. Da atılmaması önce lazım. Onu söyledim. Tabii yanlış. Tamamen ben de kınıyorum. Hayır şimdi yanlış. Hırsızın hiç mi suçu yok anlamında söyleniyor. Hani yumruğu vur, ya yumruğu vuranı biz başta zaten tamam diyoruz. Yumruk vurulur mu orada? Ama şimdi risk altında olan insanlar da orada pek fazla o tip şeylere giriyor. Çünkü arkasından o yumruklar falan gelebiliyor yani. Biliyoruz bunu. Kadınlar mesela girmiyor. İyi de yapıyor orada. Allah korusun orada bir kadının birinin ne bir tokat bir şey gelmiş olsa çok kötü bir, yani dünyaya rezil oluruz yani. Belki de rezil olduk. Bu konuda İlder Biçkin'in de söylemek istedikleri vardır. Evet, ben o konuya önce şöyle bir giriş yaparak başlamak istiyorum. Siyasetçi dediğiniz kişi, siyaset yapmak isteyen ve Türkiye'yi yönetmek isteyen, Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ya da bulunduğu kentle ilgili bilgileri, fikirleri, projeleri ortaya koyan kişidir. Evet. Dolayısıyla da siyaset yapan kişilerin toplumun önünde olması sebebiyle her türlü hareket ve davranışlarıyla, aile yaşamıyla, iş yaşamıyla, milletvekilliği, siyasetçi kimliğiyle, siyasetçi yaşamıyla topluma örnek olması gereken insanlardır. Dolayısıyla da bu meclisteki bu davranışları hangi siyasi partiden kim yaparsa yapsın, bu tür fiziki saldırıları ben de şiddetle kınıyorum. Tabii ki mecliste herkes fikrini özgürce ifade edebilecek. Zaten mecliste yapılan bütün konuşmalar dokunulmazlık kapsamında olduğu için orada herkes her türlü görüşünü ifade etmekte özgürdür. Ve bu görüşleri de beğenseniz de beğenmeseniz de milletten yetki almış ve parlamentoya gelmiş bu milletvekillerinin görüşlerini saygıyla dinlemek zorundasınız. Bu görüşlere karşılık fiziki saldırıları onaylamak mümkün değil. Ama bugün geldiğimiz bu süreç bize bir şey daha gösteriyor ki Türkiye'deki kutuplaşmanın, Türkiye'deki ayrışmanın ve Türkiye'deki siyasi cepheleşmenin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Bu konuda siyasi parti liderlerinin, özellikle siyasi parti liderlerinin bütün konuşmalarında, davranışlarında Türkiye'deki yaşayan 83 milyon insana bakışında bir farklılık olmaması gerekir. Ve bütün konuşmalarında kapsayıcı, kucaklayıcı, ayrıştıran, ötekileştiren bir dili kullanmaması gerekir. Siyasi parti liderlerini gören milletvekilleri de ne yazık ki bunun tezahürü olarak mecliste fiziki saldırılara gidiyorlar. Biraz sonra bu 6 yaşındaki kız çocuğun evlendirilmesiyle ilgili konuda da aynı noktaya geleceğim. Türkiye şu anda büyük bir kutuplaşmanın eşiğinde Ramazan Bey. Ve bu konuda liderlere de büyük görev düşüyor. Ve bu saldırıların ve bu kavgaların sorumluları da kelimeleri dikkatle ölçmeden konuşan siyasi liderlerdir. Burada siyasi liderlere büyük görev düşüyor. Örneğin muhalefet, işte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın işte konuşmalarıyla hal işte partileri, vatandaşlara böyle ötekileştirdiği yönde suçlamalar olurken Kılıçdaroğlu'nun da mecliste yaptığı konuşmanın çok tahrikkar, tahrik edici bir konuşma olduğunu, dolayısıyla orada olan insanların tahrik olduğunu ve o kavgaların onun için çıktığı yönünde iddialar var. Süleyman Pelvan, ne diyorsun buna? Evet, tabii şimdi siyasetin gerginleştirilmesi ve gerginleşmesi veya işte insanların ayrımcılığa uğraması siyaseten bu yani bir kanala mahsus bir şey değil. Bunu altılı masa dediğimiz Millet İttifakı'nı temsil eden partiler de bunun hakkında çok ayrışımcı, ayrıştırmacı konuşmaları, fikirleri oluyor. Bunlar da ortamı geliyor, tahrik ediyor. Yani gerek AK Parti Genel Başkanı'na, Genel Merkezi'ne, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı aşağılayıcı kelimeler, cümleler de kullanılıyor. Cümleler kuruluyor. Bütün bunların tabii mutlaka bu şekilde yapılmaması lazım. Ama tabii insanlar da şöyle, milli meselelerde
milli güvenlik meselelerinde bekamızı, milli bekamızı ilgilendiren konularda da tahrik olması veya ülkesini savunma durumuna geçmek zorunda kalması da söz konusu olabiliyor. Tabii bunu inşallah el birliğiyle bu gergin ortamın yumuşatılması Türkiye'nin menfaatine diye düşünüyorum. Evet, Ender Biçki zaten biraz ondan bahsetti, işte ayrıştırmaya gidecek cümleler sarf edilmemesi anlamında. Bir şey daha söyleyebilir İki tarafta mi? Tabii ki size yöneltiyorum sorumu. Şimdi biz bu konulara, bakın bu konulara ben dikkat ederseniz hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi kimliğim olmasına rağmen bir partili kimliğe bakmadan bir bakış açısı çizmeye çalıştım. Evet. Bu tür konulara şöyle yaparsanız, yani Kılıçdaroğlu'nun tahrikkar konuşması vardı dediğiniz anda, bakın vatandaş bunu şöyle anlar. Ha, o zaman Kılıçdaroğlu tahrikkar bir konuşma yaptıysa milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na saldırması doğrudur anlamında bir yorum. Hayır hayır. Bakın öyle onu, öyle işte ifadelerde kullandılar. Ama ben işte onu söylüyorum. Ben de onu zaten sizin söylediğiniz yanlış anlaşılmasın diye söylemeye çalışıyorum. Anladım. Bakın evet. Bu tür ifadelerin hiçbir gerekçesi olamaz. Şimdi böyle yaklaşırsanız konuya, o zaman karşı tarafta şunu der. Der ki ya bir partinin genel başkanı konuşurken onun konuşmasına sürekli sataşan, ona orada laf atan milletvekillerinin de orada oturması gerekir, yerinde der. Dolayısıyla evet. Bir siyasi partinin genel başkanı konuşurken herkes saygıyla dinleyecek. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken laf atan milletvekilleri oluyor mu? Herkes saygıyla dinliyor onu. Şimdi konuya böyle yaklaşırsak çözüm bulamayız. Burada hiçbir siyasi ayrım yapmadan bütün milletvekillerinin her genel başkana saygılı olması gerektiğini ve o genel başkanın temsil ettiği partiye saygılı, o kitleye saygılı olması gerektiğini altını çiziyorum. Doğru. Peki şimdi bu hakikaten ülkemizdeki bu çocuk istismarı konusu çok zaman zaman gündeme geliyor ve çok insanların hafsalasının alamayacağı iddialarda bulunuluyor. Şimdi bu hani bazen böyle bazı haberlere yasaklama konuyor, engelleniyor şeklinde sansür konusu ediliyor deniyor. Yani bu bir nevi sansürdür deniyor. Fakat bu olaylar, şimdi son günlerde açıklanan olaylar maalesef delilleriyle ortaya konmaya başlandığı günlerde, yani bir takım delillerle çıkıldığı zaman şimdi bunun olmuş olması ihtimali bile insanı çok fena yapıyor. Yani gerçekten de bizim hafsalamız almıyor. Yani inşallah, ben diyorum ki inşallah öyle bir şey olmamıştır yani. Çünkü olmuş olması insanlığı derinden üzen bir durumdur. Ne diyorsun Süleyman Evet, Peylon? Evet, şimdi öncelikle şunu belirteyim. Aşağılık bir olay, adi evet. bir olay, adi evet. bir uygulama. Ama tabii bunun üstünde madem açtınız konuşalım, yargı aşamasında. Evet. Şu anda bizim konuşacağımız basından, genel basından yani yaygın basından duyduklarımız, dinlediklerimiz. Olayın şahidi değiliz. İfadeleri evet. net olarak görmedik. Olayın tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bu ne zaman ortaya çıkar? Yargı konuya el attı. Hem adli hem de çeşitli kurumların idari soruşturması var. Bu yargı kararını verdikten sonra, delilleri inceleyip konu netleştikten sonra aslında daha kolay yorum yapabiliriz. Ha, olayın şeklini duyduğumuz kadarıyla böyleyse lanetliyoruz. Ama olay, bakın, çok önce olmuş. O çok erken yaşta evlendirilen kişi çok sonra bu işi ifade vermiş, şikayetçi olmuş veya bunu birileriyle paylaşmış. Bu şimdi yargı aşamasında. Olmuş olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Tabii olduysa yapanların da en ağır cezayı alması, devletin bu işin peşini bırakmamasını talep ediyoruz veya düşünüyoruz, istiyoruz ki böyle de olacak. Devlet kanadından da, siyasi partilerden de bu işin takipçisi olacaklarını, bu işi sonuna kadar en ağır ceza alıncaya kadar götüreceklerini her kesim ifade etti. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hemen davaya müdahil oldu. Onların avukatları devreye girdi.
adliye aşamasında olacak bunlar. Evet, olay kötü bir olay. Evet. Ama sadece şu anda duyumlara göre ne dosyayı inceledik ne ifadeleri okuma ihtimali biz de zaten oldu. Moral bozukluğunun evet. Tezahürü olan cümleler de, kullanıyoruz biz de. Herhangi bir şey. Ama mecliste yapılan konuşmalarda da herkes lanetledi. Yani iktidarı, efendim işte muhalefeti, işte evet. Diğer partilerde ben konuşmaları dinledim. Hatta dendi ki işte bırak ailesi, annesi, babası, çevresi, herkes yargılansın şeklinde ifade edildi. Evet. İnsan olarak bütün herkes bu konuda ittifakla bu görüşü kabul etti, lanetledi. Evet. Ender Biçki. Evet, biz de tabii bu konuya iddialar üzerine yaklaşıyoruz. Tabii ki ve her tür konuşmanın başında da iddia edildiği gibi, iddia edildiği olay doğruysa diye yaklaşıyoruz. Dolayısıyla da eğer bu konu hakikaten gerçek ise bir kere şunu söylemek lazım. Ortada bir istismar falan yok Ramazan Bey. Evet. Burada açıkça bir tecavüz olayı var. Evet, doğru. Bakın bunu istismar olarak geçiştiremeyiz. 6 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden bir koca ve bu tecavüze onay veren, bu tecavüze baba. Seyirci kalan ve bu tecavüze karşı işbirliği yapan bir aile var ortada. Evet, çok kötü. Dolayısıyla bu kişilerin iddia doğruysa eğer en ağır şekilde cezalandırılmasını ben yürekten bir kız çocuğu babası olarak istiyorum ve bunu da bekliyorum. Şimdi demin ifade ettiğim gibi burada da bakın bu konuda bile Türkiye'de toplum yine ikiye ayrılmış durumda. Yani işin üzücü tarafı şu, bu. Hangi anlamda ikiye ayrılmış yani durumda? Yani onu... şöyle efendim yani bu şimdi bir, bu olay tabii bir cemaat içinde geliştiği için şimdi o cemaatin müritleri, cemaatin savunucuları ya da buna bir takım İslami kılıflar, dini gerekçeler, kılıflar bulmaya çalışanlarla bu olaya dini açıdan değil de bir çocuğa yapılan tecavüzün ve bir çocuğun çocuk yaşta kişinin evlendirilmesi olayına bakanlarla ayrışması var. Bunu biz sosyal medyada görüyoruz. Yani toplum ne acı ki bu olayda bile ayrışmış durumda. İşte benim biraz önceki konuda ifade ettiğim gibi toplumun ayrışması, toplumun şu konuda bile ortak bir noktada bütünüyle buluşamaması en üzüntü verici olaydır. Elbette bu konu tabii ki yargıya intikal etti. Güzel. Ama şimdi benim mesela dikkat ettiğim bir konu var. Akşamki bir televizyon programında da bu gündeme gelmişti. Şimdi sizce bu çok önemli bir konu. Türkiye'de bütün siyasilerin tepkisini çeken ve ortak bir noktada buluştuğu bir durumda bu dava 6 ay sonraya neden bırakılır? Ben bunu anlamış değilim. Yani, ama bu kamuoyu baskısından sonra o öne alınır diye düşünüyorum. Ben bilmem. Evet. Onu şimdi göreceğiz zaten. Şimdi bakın bir şarkıcı Gülşen'in söylediği sözlerle ilgili bir hafta sonra mahkemeye çıkarıldı değil mi efendim? Bir hafta sonra mahkemeye çıkarıldı. Şimdi böyle Türkiye'yi derinden üzüntüye, acıya boğan böyle bir olayda bu mahkemenin 23 Mayıs'a yani 6 ay sonraya verilmesi çok enteresan bir şey. Yani bu da şimdi insanları tedirgin ediyor. Yani bu iş soğutulmaya mı çalışılacak? Bu konu gündemden düşürülmeye mi çalışılacak? Ya da bu konu seçimlere dönük siyasette bir malzeme olarak mı kullanılmaya çalışacak? Ve bu konuda endişe ediyorum. Ayrıca şimdi Aile Bakanlığı'nın bu konuda bir açıklaması var. Değil mi? Bakan güzel evet. Dedi. Biz mağdura her türlü hukuki desteği vereceğiz dedi. Şimdi siz hukuki destek verecekseniz önce şöyle bir şey yapmanız lazım. Madem hukuki destek verecekseniz bu mahkemenin 6 ay sonra değil bir an önce öne alınıp bu toplumu infiale boğan bu mahkemenin bir an önce öne alınarak karara bağlanmasını ve yargılamanın bir an önce başlamasını ve bu konunun uzun süre daha Türkiye toplumunda bir kanayan yara olarak şimdi kalmamasını sağlaması gerekiyor. Ben bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi bir böyle bir adli olayda polis, savcı denetiminde araştırma başlatır. Günlerce süren ifadeler alınır, deliller toplanır, savcılığa gönderilir.
emniyet tarafından. Savcı bunu işte belli bir süre bunun üstünde çalışarak bir iddianame hazırlar. Bu iddianameyi mahkemeye sunar. Mahkeme bunu belli bir sürede inceler, iddianameyi kabul eder ya da reddeder. Şimdi bütün bu aşamalar bitti de mahkeme Mayıs'a mı gün verdi? Ben bu konuda bir bilgim yok. Ben öyle bir şey yok. Neden öyle bir şey yok? Duruşma 23 Haziran'a. Polis dosyasını tamamlamadı. Bakın polis dosyayı tamamlayacak. Polis bütün ifadeleri alacak savcı denetiminde. Bütün araştırmaları yapacak, delilleri toplayacak, ses kayıtlarının olduğu söyleniyor. Kocasıyla yeni görüşmesi. Süleyman abi yanlış bilgiler veriyorsun. Ama yani bütün yanlış bunlar 3 ay evvelden başladıysa da biz bugün duyduysak o merhaleler geçtiyse. Neyse tamam. Net ama olmayan bilgilerle konuşmayalım. Tamam. Yok. Hayır efendim. Hayır. Akşam konuşuldu bu konu. Hayır ben dinledim. Akşam bütün televizyon kanallarını Süleyman dinledim. Abi. Mahkemeye savcılığın iddianame hazırlayıp verdiği evet. Mahkemenin de 6 ay sonra yattığı diye bir konu yok. Evet, bütün haber kanallarını dinledim. Bakalım şimdi hayır. Siz yani olur mu abi 23 ben ne kasıtlı dinleyeyim yani. Arkadaş 3 günde nasıl iddianame hazırlanacak da mahkemeye sunulacak? Mahkeme 6 ay sonraya gün verecek. Güzel böyle abi, bir şey mümkün güzel mü? Abi demek ki bak şimdi hayır, deliller şey demek yok. Ki deliller mevcut ki deliller mevcut ki de mevcut ki savcı iddianamesini hazırlamış mahkemeye sunmuş mahkemede duruşma gününe karar vermiş. İki günlük olay bugün ikinci gün mümkün değil polisin çalışmayı tamamlaması. Tamam şimdi biz net bilmediğimiz için bu konu kamuoyunun bu baskısından sonra sürüncemede hayır, kalmaz. Uzamaz bakın. Yok. Çünkü öyle bir 6 aylık süre çünkü, yok. Öyle bir çünkü şey yok. Neden biliyor musunuz? Yani bu konuda işte bir kendi de kadın olan AK Parti grup sözcüsü yani Millet Meclisi'ndeki grup sözcüsü Özlem Zengin'in açıklaması da var. Yani için yayılmış bir hayır şöyle çok ağır bir şekilde yargılansın diye. Yani bunu şimdi hani şu savunuyor bu savunuyor anlamında onu şunu açık açık bu yapılanı savunan kimsenin olacağını inanmıyorum. Hayır, İnsan olan bir kişi bunu savunmaz. Böyle bir adi olayda bile şu anki mevcut yönetimi suçlamak için yok 6 ay sonraya dava gün verildi şu bu. Hayır bunlar dezenformasyon. Bu kamuoyu baskısından sonra bu uzamaz. Bunu biz de uzatmayalım. Keselim. Şimdi bu tabii ki Balıkesir'de de herkes bu konuyu konuşuyor. Yani 3-5 kahvede bir yerde kadınların toplandığı yerde erkeklerin işte iş yerlerinde diğer yerlerde nerede insanlar 3-5 kişi bir araya gelirse bunları konuşuyor. Onun için biz de burada konuştuk. Ama başka bir dakika, konuşulan da var. Bir dakika. Yani şimdi Süleyman abi bakın senin biraz önce yaptığın bu konuşmalar inan ol ki yanlış anlaşılacak sana yardımcı olmaya çalışılıyorum. Hı. Sanki bu nereden çıktı bu daha iddianame yok ortada gibi derken yanlış anlaşılacaksın bu konuyu savunan bir duruma geleceksin. Hayır, okuyorum hayır, efendim. Okuyorum öyle efendim. Nereden okuduğunu okuyorum. Söyle. Ya, hangi kanal? Hangi şey? O, ya, hangisi bu? Söylüyorum. Face'de yazılan her şeye ya, inanma. Ya Face'den okumuyorum. Ha. Basından okuyorum tamam, ya. Tamam hangi basın? Ya önüme şu anda BBC'nin Türkçe kanalı düştü. Hürriyet'te de var. Hepsinde var. Tamam neyse etmez, okusun. Ne diyor? Okuyorum efendim. Yani ama yanlış insanları yanlış tamam, bilgilendirmeyelim. Okusun. Lütfen. Buyurun. 6 yaşındaki kız çocuğun istismarı davası iddianame kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs'ta. Yani yapmayın yani böyle Süleyman abi ya. Sabaha İnanamıyorum yani. 20 işte iddianame kabul sabah edildi. Dinledim, i̇şte efendim. Ya Habertürk'te var. Buyurun işte CNN aynı CNN Türk'te var. Buyurun. CNN'den okuyorum. Buna da mı inanmayacaksınız? Türkiye 6 yaşındaki çocuğun iddianamesiyle sarsıldı. İşte 23 Aralık'ta duruşma günü verildi, iddianame kabul edildi. Her yerde var. 23 Aralık'ta duruşma pardon, günü. Pardon 23 Mayıs'ta diyorum. Mayıs'ta, 23 tamam. Mayıs'ta duruşma tamam. günü şimdi verildi Süleyman, diye. Tamam. Şimdi Süleyman Pelivan abi, şöyle ya, bir şey var. Bu verilse bile bu kamuoyu baskısından sonra bu erkene alınır ben ve bir an önce verildiyse bu kamuoyuna yansımadan 5-10 gün önceden bu işin patlamıştır devlet kanalında. Polis adliye çalışmıştır. Yoksa 2 günde olması mümkün tabii, değil. Tabii. Daha önceden bir ifadeler vardı. Daha önce ifade vermiş kız. Şu anda yaşı büyüdü ya. Tamam. Şimdi basına geç yansımıştır. Şimdi yine bizim herkesi ilgilendiren bir konu. Şimdi bakan dedi ki
emeklilikte yaşa takılanların işini inşallah ay sonuna doğru halledeceğiz dedi. Halledilir mi, halledilmez mi? Bu yine sürüncemede kalır mı, kalmaz mı? Soru işaretlerini herkesin aklında vardır. Mutlaka vardır. Senin aklında var mı mesela Ender Biçki? Bu EYT ile ilgili. Ben EYT'nin 2023 yılında yaşama geçeceğini, hayata geçeceğini görüyorum. Ama bir takım yine sıkıntılar var işte. Yaşla ilgili. Yaşla ilgili. Evet, 50 yaş var. 50 yaş sınırı falan getirilecek diye konuşuluyor. Evet. Bunu göreceğiz tabii ki. Yani bunu düzenleyen, bu yasayı hazırlayanların tam ne düşündüğünü açıkça öğrenmiş değiliz. Bu konuda bir takım çeşitli iddialar var. Ama bunu zaman içinde göreceğiz. Fakat EYT'nin tabii çıkacağı bir şekilde öyle ya da böyle çıkacağı çok net belli. AKP de bunu çıkarmak zorunda zaten. Neden? Çünkü çıkarmak zorunda. Önümüzde seçim süreci olduğu için. Evet. Seçim olmasa çıkarmazlar, onu da söyleyeyim. Seçim olmasa bu kanun falan çıkmaz. EYT'liler çok daha başka baharı bekler. Ama seçim olduğu için ve AKP de şu anda düşen, Cumhur İttifakı diyelim, düşen oylarını gördükçe ekonomik krizin derinliği halk tarafından daha da hissedildikçe kendisine bir çıkış yolu olarak seçimleri kazanma uğruna bu yasayı çıkartacak. Oradan gelecek oyu hesap ederek çıkartacak. Daha başka şeyler de yapacak. Belki yani ben şuna inanıyorum. Seçimden önce asgari ücrete bir artış daha yapılacak. Emekli maaşlarına bir artış daha yapılacak. Yani AKP, Cumhur İttifakı bu seçimi kazanmak için elinde ne imkan varsa, devletin hangi olanakları varsa bütün güçlerini ortaya koyacak. Peki Süleyman Pehlivan, seçim bakın, için mi yapılıyor dedi Ender Biçki. Ender Başkan'ın şu konusuna cevap vereyim. Seçimi kaybettiğini gördü diyor Cumhur İttifakı. Seçimi hiç kazanamayacağını bilen Millet İttifakı. Kaybettiğini demedim, kaybedeceğini. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçime aylar kala Amerika'dan, İngiltere'den yalvarmaya gitti, bizi destekleyin, bir şeyler yapın diye. Şimdi 14'ünden sonra Almanya'ya gidiyor. Seçime bu kadar az süre bir kala yabancılardan medet uman, seçimi esas kaybedeceğini düşünen Millet İttifakı'dır, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ki zaten aday, ortak aday çıkartabilmeleri de mümkün değil. Yabancılardan gelin bizi anlaştırın, ortak aday bulalım, siz de bizi destekleyin, seçimi kazanmaya çalışalım gibi saldıran bu. Konu bu. Millet İttifakı'nın seçim kazanması. Global bir bakış açısıyla yaklaşılıyor. O şekilde ifade tabii edin. Ne alakası var İngiltere ile, Amerika ile, Almanya ile seçime 5-6 ay kalmış? Tabii ki seçim için diz çökmeye, yalvarmaya gidiyorlar. İcazet almaya gidiyorlar. Şimdi gelelim öbür konuya. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu evet hassas bir konu. Türkiye'de ben yani 20 sene, 30 sene tam net rakam hatırlamıyorum. 38 yaşında emekli olan benim arkadaşım vardı. 38 yaşında. Türkiye seneler önce bu anlamda emeklilik anlamında, sosyal güvenlik teşkilatlarının yönetimi anlamında çok kötü yönetildi. Ha bak şunu İbranması da söyleyeyim. İbranması olanlar tabii 20 şunu yılda, 18'de başladı, da, 38'de emekli oldu. Şunu da söyleyeyim. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürüyken erken yaşta emeklilikleri tenkit eden yayınları var. Bunlar zaman zaman gazetelerin küpürleri sosyal medyada yayınlanıyor. Kendisi görevin başındayken çok şiddetli tenkit ediyordu erken yaşta emekliliği. Bunu da söyledikten sonra peki bu işin realitesi ne? Yani bu nasıl olması lazım? Ben daha önceki programda söyledim. Dünya, gelişmiş ülkeler bu için sosyal güvenliğin yani emekliliğin standardını çıkartmış. Bir sosyal güvenlik kurumunun sağlıklı yürütebilmesi için yani gelir kaybına uğramaması için 4 çalışan bir emekliye bakar diye bir sınır koymuşlar. Yani 40 milyon çalışan varsa sigortalı olarak 10 milyon emekliniz olması lazım gibi yani. Ama Türkiye'de bu oran şu anda 1.2 çalışan bir emekliye bakıyor. Yani Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi bu anlamda bozulmuş. Bu gelişmiş ülkelerin koyduğu kriterleri tutmuyor. Peki gelişmiş ülkeler yani bunu kafadan atmış değil. Sosyal güvenlik kuruluna sübvense yap,
yapmadan emekli maaşlarını, sağlık giderlerinin nasıl ödenebileceğine dair bir kriter koymuş. Bu bilgiyi de verdikten sonra şunu söyleyelim. Peki burada vatandaş da mağdur oluyor. Eyvallah. Bu sistem birden değişince vatandaşın da bir sıkıntısı var. Cumhur İttifakı'na bir çözüm olarak ortak bir noktada vatandaşın da kaybının giderilmesi için çalışma başlattı. Peki bunun ayakları ne? Sadece çalışan ayağı değil, işveren ayağı da var, devlet ayağı da var. Bu işverenin ödeyeceği tazminatlar var. Ama bunun dışında en önemli konu yetişmiş personelin. Eğer emeklilik hakkını kazanırsa, zaten 3600 ek gösterge gibi bazı avantajlarla ve Ocak'ta yapılacak zamlarla emekli zamlarına insanlar artık emekli olunca da rahat ederim düşüncesiyle yetişmiş insanlar da emekli olacak ve Türkiye'de hem kamuda hem özel sektörde ciddi bir yetişmiş iş gücü kaybı olacak. Bütün bunları derlemeye çalışan Cumhur İttifakı bir orta yol bulmaya çalışıyor. Hem çalışan açısından, işçi memur açısından, hem işveren açısından, hem devlet açısından. Bunun da ara formülüne belli bir yaşa koyalım. Ne olduydu? Yaş 55-60 kadınlarda, erkeklerde. Bunu da düşürelim. 50-52 veya 48-50 yapalım. Artık 45-46 yaşında da bilgisinin zirvesine çıkmış insanları emekli edip evine göndermeyelim. İş gücü kaybı, yetişmiş iş gücü kaybı olmasın diye bir plan dahilinde çalışılıyor. Bu mantıklı bir çalışma ve bunun ben Aralık ayı sonuna kadar çıkacağına ben de şiddetle tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Ki yetkili ağızlardan açıklamalar da bu. Aralık ayı sonunda bu çıkacak ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Bakan diyor ki, önümde var burada, neden uzadı diye soruyorlar diyor. O da diyor ki, bir defa herkesi dinlemek zorundaydık. En son odaları dinlemeye başladık. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. Biz de büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları bulunmuyordu. Şöyle, biz de büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları bulunamıyordu. O zaman dijital dönüşüm yoktu. Ocak ayından önce meclise getirmeye çalışıyoruz diye cevap verdik diyor. Yani uzamasının nedenini bu şekilde tabii açıklıyor. Benim dediğim şekilde. Bu akşam konuşma esnasında pek fazla tepki de gelmedi. Meclis konuşmasını dinledim ben bakanım. Yani biraz da böyle şey bir uslupla ifadelerini kullandığı için bu inandırıcı gelmiş olabilir. Mesela size inandırıcı geldi mi? Katılıyorum tabii ki. Evet, yani bu süreç çok eskiden beri, yani yıllar öncesinden bugüne gelen bir süreç olduğu için bunun tabii çeşitli muhatapları var. Dolayısıyla böyle bir hem işvereni hem bu EYT'lileri ilgilendiren konuda tabii ki işverenlerin de görüşü alınmalı, bir mutabakat sağlanmalı. Bu konuda ben İnşallah mağdur olan arkadaşların en kısa sürede mağduriyetin giderilmesini bekliyorum. Evet. Umuyorum olacaktı. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim asgari ücrete. Şimdi asgari ücrete neden giriyoruz? Şunun için giriyoruz. Bir kere asgari ücret bu EYT gibi değil. Asgari ücretin şeyi çok fazla. Muhatabı çok fazla. Yani binlerce insanın hem işveren boyutundan hem de çalışan boyutundan ilgilendiren bir konu. Burada makul bir ayarlama nasıl yapılacak, insanlar merak ediyor. Yani çalışanlar tarafından da merak ediliyor, işverenler tarafından da merak ediliyor. Çünkü ona göre hareket edecekler birçoğu. Ne diyorsun Süleyman Peyron? Tabii şimdi asgari ücret meselesi de çok hassas bir mevzu. Çünkü insanların rahat geçinebilmesi, en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından aldıkları herkesin, gerek asgari ücretli gerek diğer çalışan veya emeklilerin ücret seviyeleri, yaşam standartlarının tespiti bakımından çok önemli. Ama yine bunda da aynı EYT'deki gibi toplumsal denge önemli. Biz bugün asgari ücreti kafadan atıyorum diyor, diyelim ki 15 bin lira yaptık. Birkaç milyon kişinin işsiz kalmasına neden oluruz. İşveren bunu karşılayamayacak. Özellikle özel sektördeki işveren işçi çıkarmalarına başlar. Bu maliyeti kaldıramadığı müddetçe. Ama hayat standartlarının altındaki bir
verilecek ücret de hakikaten bu ücretle geçinmeye çalışan insanları büyük sıkıntıya sokar. Bunun dengelenmesi de ciddi bir beceri ve inceleme, araştırma meselesidir. Burada devlet devreye girmeye çalışıyor. İşverenin yükünü hafifletip bazı vergi ve sigortalarda indirime gidebilir, desteklemeler yapılabilir ve yaşanılabilecek bir seviyede asgari ücret tespiti olacak. Şu anda işverenin teklifi 7000 lira. Türk İş 7885 lira şeklinde yani, teklifte bulunuyor. Piyasada da 7800-8000 arasında yapılan ankete göre, vatandaş asgari ücretle çalışanların arasında yapılan ankete göre 8000'in biraz altında, biraz üstünde, yani 8000 bandında bir asgari ücret beklentisi oluştu. Ben kendim bizzat bu konuda görüştüğüm insanlar bile asgari ücretle çalışan mantıklı bakıyorlar. Ben bu konuyu sorguladığımda bana Süleyman Hoca veya Süleyman abi çok fazla yükselmesin, biz de işsiz kalmayalım. İşte 8000 civarı bir... bize şu anda yeter deniyor. Yani makul bir seviyede asgari ücretin çıkacağını, hatta işverene de belli imkanlar sağlanacağına inanıyorum. Bu ay sonuna kadar, bu ayın ikinci toplantı 14 Aralık'ta, üçüncü toplantıda yaklaşık 21 Aralık'ta netleşecek, 21-22'sinde inşallah bütün kesimler için, ülkemiz için hayırlı bir rakam tespit edilir. Peki Süleyman Pehlivan'ın o işçiler nezdinde ifade ettiği cümlelere katılıyor musun? Yani işçiler veya çalışanlar, ya çok olursa bizi işten çıkarabilirler şeklinde, özellikle özel sektörde tabii ki. Hı hı. Böylesine düşünce içinde olan çalışanlar var mıdır? İkna olmuşlar mıdır o rakamlara? Hı hı. Bana asgari ücreti çok arttırmayalım, biz işimizden oluruz diyen bir işçi denk gelmedi. Bana şöyleleri denk geliyor. Bana söyledikleri de şu: keşke bu hayat pahalılığı, bu zamlar ve bu enflasyon bu seviyede olmasaydı da bugün biz de asgari ücretin artışını konuşuyor ve de öyle bir beklenti içinde olmasaydık diyorlar. Hı. Tabii ki bu konunun asıl kaynağı, yani asgari ücretin işte 10.000 olmasının talep edilmesi, 13.000 talep olmasının talep edilmesinin altında yatan temel sebep Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarısızlığıdır. Türkiye'nin enflasyonla mücadelede izlediği yanlış yoldur. Bakın, bütün Amerika dahil Avrupa ülkeleri uyguladıkları farklı bir ekonomik politikayla ülkelerindeki enflasyonu düşürmeye başladılar. Ama Türkiye'de ne yazık ki enflasyon hala düşmüyor. Bu gidişle de düşmesi de zor görünüyor. Enflasyonu işte durdurduk, artışları belli bir yani durma noktasına getirdik gibilerden açıklamalarla da kendimizi avutuyoruz. Dolayısıyla bu asgari ücretin tabii insanların bu hayat pahalılığı karşısında geçimini sağlayacak bir düzeyde olması beklentisi var. Tabii işveren de kendi açısından, kendi penceresinden baktığında o da artan maliyet yüküyle, artan ekonomik sıkıntıyla birlikte personel çıkartma durumunda kalabiliriz sanıyorum. O kozunu masaya sürüyor. Ben ama şöyle bir şey düşünüyorum. Yani asgari ücretin tabii 7-8 bin lira civarında olacağı konuşuluyor. Fakat partimizin tabii bu konuda önerisi bellidir. Asgari ücretin en az 10 bin lira olması yönünde bir talebi vardır. Bence de yani bir 10 bin lira olması en azından enflasyon karşısında ezilen bu kesimin, hayat pahalılığında karşısında ezilen bu kesimin yaşamasını biraz daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben, bir itiraz var galiba. İtiraz var. Evet. Sayın Ender Başkan'a, benim çok eski dostumdur, sevdiğim bir arkadaşımdır. Ama tabii dostluk bakidir, fikirler değişebilir, fikirler çelişki içinde olabilir. Evet, tabii. Enflasyonla mücadelede dünyada en başarılı ülke Türkiye. Yaklaşık 2,5 sene öncesinden söylüyorum. Tabii bu yıllık değil. Amerika'da enflasyon %0,67'den 10,5'a çıktı.
Hala düşmedi. Bu ne demek biliyor musun? %1000 artmış 2,5-3 sene. Yaklaşık söylüyorum, senesini hatırlamıyorum. 10,5 kattan fazla artmış 0,67'den. Euro bölgesinde enflasyon %10,6. Oralarda da 0,71'den yükselmiş, yeni baktım. Onlarda da %1000'in üstünde artmış. Türkiye'de 2,5 sene içinde artan enflasyon yaklaşık 2-2,5 katı. Yani %200 civarında artmış. 2,5 senelik veya %220 civarında artmış. Enflasyon Türkiye'de başarısız yönetiliyor denmez. Gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya göre biz çok avantajlıyız. Televizyon seyretmiyor mu? Arkadaşlar, vatandaşlar televizyon seyrediyor. İngiltere'de hemşireler, şoförler, ulaşım sektörü, nakliyeciler grevdeler şu anda. Hollanda'da, Belçika'da grevdeler. Geçinemiyoruz, maaşlar enflasyon karşısında çok eridi diye Avrupa'da sistem çökmek üzere. Her yer grev. Almanya ve İngiltere'de kanun çıkıyor grevleri yasaklamak için. Yani geçinmek için Türkiye'ye geliyor. Almanya'dan yani gruplar halinde Türkiye'ye geliyorlar değil mi? İstiyorlar. Evet. Ve tamamen grev olmasın da acil ihtiyaçlarda bari çalışılsın diye yasa meclise teklif verdiler. İnsanlar perişan oralarda. Hayır, öyle değil. Ha, gelelim şimdi vatandaşın zam olmasın da. Bize zam olmasın ama fiyatlar da artmasın. Bir esnaf, ismini vermeyeceğim, sektör ismini de vermeyeceğim. 120 liralık fiyatı 100 liraya düşürdü. Hemen çalışanlara gittim. Kardeş dedim, fiyat düşer mi bu dönemde? Şaka yaparak söylüyorum. Niye düştü fiyat? Dedi ki satışlar durdu bu üründe. Patron onun için hemen 100 liraya çekti. Bakın şunu örneğe neden verdim? Türkiye'de talep enflasyonu ağırlıkta. Yani insanlar mal ve hizmetlerin alımına yüklendiği, hücum ettiği zaman maliyetler artmasa bile bu fiyatlar yükseliyor. Talep enflasyonu. Bakın, vatandaş ekonomik gücü olmasa, bu mal ve hizmetleri almasa, saldırmasa fiyatlar, talep enflasyonu anlamındaki fiyatlar yükselmeyecek. 25 sene yaklaşık söylüyorum, şu an bakmadan geldim. Fransa'da et fiyatlarına zam geldi. Vatandaş bunun haksız bir zam olduğunu düşündü. Sadece 3 gün. Fransa'nın büyük çoğunluğu halk et almadı. Kasapları protesto etti. Marketteki etleri protesto etti. Eski fiyatın altına da düşürmek zorunda kaldılar Fransa'da. Bu o zaman için tarihi bir meseleydi. Bütün dünyada yazıldı, çizildi. Bakın, Türkiye'de böyle bir sıkıntı olsa, Ender Başkan'ın söylediği gibi facia, açlık, gidin fakirlerin alışveriş yaptığı pazarlar, küçük manavlar, mahalle arasındaki manavlar, kuru yemişçiler, hepsi tıklım tıklım. Bunlar da sattıkça malı yükseltiyorlar. Bu, ben ya aslında bu dönemde artık çaremiz yok ama nalet olsun şu serbest piyasa ekonomisine diyorum. Esnaf satışı ne kadar çoğalırsa, maliyeti artmasa da o ürünün fiyatını arttırıyor. Daha evvel verdiğim örnekleri bu programda vermeyeceğim. Belli ürünlerin sizin kaça alınıp kaça satıldığını söylemiştim. Onun için Türkiye'de bir bütün dünyayı kapsayan global krizin dışında özel Türkiye'ye mahsus bir kriz yok. Ama gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika gibi ülkelere göre bizdeki kriz daha düşük seviyede seyrediyor, daha alt seviyede seyrediyor ve yapılan ücret zamlarıyla vatandaşın, özellikle dar gelirlinin enflasyon karşısında ezilmesi engellenmeye çalışılıyor ve kısmen engelleniyor. Tamam, şimdi bu konunun hangi tarafın haklı olduğunun belirleneceği seçimlere gidiyoruz hızla. Evet. Sathı mailindeyiz, evet, yani, evet, yaklaşıyoruz. Evet, evet. Şimdi o seçimlere giderken işte MHP kanadında yıllardır bulunan, o kanatta olan ve siyasette yapan Süleyman Pehlivan, işte CHP'de, CHP cenahında, sol cenahta olup yıllardır siyaset yapan Ender Biçki. Şimdi Balıkesir'de CHP ve MHP'deki bu işte seçimlere doğru gidilirken durum nedir diye bir soracağım. CHP'den başlayalım. Mesela sizden parti teşkilatlarında görevliler nedir? 22 Aralık mı?
26 Aralık. Pardon, 26 Aralık. 5 Aralık, 26 Aralık arasında. İşte 26 Aralık son tarih. Evet, doğru. Arasında. Şu ana kadar istifa eden var mı ilçe başkanlarından falan? Öyle bir yok, benim duymadım. Duyduğum, peki, bildiğim bir şey yok. İl başkanı var. Yani genel kanaat, benim kanaatim aday olacağı yönünde ama tabii sizden bir değerlendirme alayım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olmayı düşünen ve partide görevi olan il başkanı, ilçe başkanlarının, yöneticilerin 26 Aralık'a kadar partideki görevlerinden ayrılmaları, istifa etmeleri gerektiği tabii genel merkez tarafından bildirildi. Dolayısıyla da bu süre içinde milletvekili olmayı düşünen, aday olmayı düşünen arkadaşlarımız görevlerini bırakacaklar. Sanıyorum yani il başkanımızın da milletvekili olacağı, aday olacağı yönde ben kendisiyle görüşmem yok. Kendisiyle bu konuda görüşüp aldığım bir bilgi yok. Ama kamuoyuna yansıyan ve de duyduklarımıza göre, duyumlarımıza göre de aday olacağı yönünde, istifa edip aday olacağı yönünde, bunu 26 Aralık'ta en son tarihi olduğu için o zaman göreceğiz. Evet, peki bu mevcut milletvekillerinin tekrar aday gösterilmesi, aday olmaları, aday gösterilmeleri gibi durumla ilgili birkaç cümle ifade etmen gerekirse neler söylersin? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesinin milletvekili adayı olmaya, aday adayı olmaya hakkı vardır. Yani yine mevcut milletvekilleri de milletvekili olmayı bir kez daha isteyeceklerdir. Çünkü bu milletvekilliği koltuğu çok güzel bir koltuk ki herhalde aday olan kendiliğinden bırakmak istemiyor. Bir kere milletvekili olan daha doğrusu. Bir kere tabii istemiyor. Tabii bir kere milletvekili aday olan de bir kere milletvekili olan. Bir kere milletvekili olan bırakmak. Ama o bütün partilerde mevcut. Onu söylüyorum tabii evet. Bütün partiler için geçerli zaten. Bir kere olsun ben aday olmak istemiyorum, aday olmayacağım diyen yok. O sebeple de muhtemelen mevcut milletvekilleri de aday olacaklardır. Ama burada tabii sorun şu. Burada aslında bu milletvekilliğine de bir sınırlama getirilmesi lazım. İşte yani bir kişinin ya 5 dönem, 6 dönem milletvekilliği yapmasını doğru Adalet ve bulmuyorum. Adalet Partisi'nde bu 3'tü. Araya bir dönem girdikten sonra artık tekrar yine bir daha olma şeyleri söz konusu. Aday evet. olmaları söz. Şimdi öyle bir gelişme bekleniyor. Bakalım ne olacak? O da evet. merak konusu. Evet, tabii ki. Ve ayrıca da burada tabii bu önümüzdeki programlarda belki bu konuyu da konuşuruz. Milletvekillerini milletin seçmesi asıl önemlidir. Ki ben bu konu üzerinde çok ön seçim ısrarla diyorsun. Duruyorum tabii ki. Ben il kongresine geçtiğimiz dönem il kongresi aday olurken örgüte bir taahhütüm vardı benim. Bir sözüm vardı. Önümüzdeki dönemde Balıkesir'de mutlaka milletvekili adayları ön seçimde belirlenecek diye 10 maddelik manifestomuzun içine bunu da koymuştuk. Ama ilin belirleyeceği bir durum mu bu? İl bunu belirleyebilir tabii mi? Il, genel merkezin kararı değil mi bu? Hayır. İl belirler. Eğer il örgütü, il yönetimi, il başkanı, ilçe örgütleri ısrarlı bir şekilde bu görüşün arkasında durup bunu genel merkeze bildirirlerse genel merkez örgütün isteğini yerine getirir. Yerine getirir. Tabii ki efendim. Mesela geçtiğimiz yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz Gönen'de belediye başkanlığı seçimi için ön seçim yapıldı. Gömeş'te ön seçim yapıldı bildiğim kadarıyla. Yani ama orada örgütler istedi. Biz dediler belediye başkanımızı ön seçimle belirlemek istiyoruz. Yani genel merkez örgütün bu konuda bir talebi varsa bunu yerine getirir. Ben il başkanı olsaydım bu konuyu mutlaka takipçisi olacaktım ve Balıkesir'de bu seçimde ön seçimde milletvekillerimizi seçecektik. Umarım şimdi görevdeki arkadaşların ve il başkanımızın da bizi izleyen bütün partilerimizin de bu görüşün arkasında durmasını ve Balıkesir'de bir ön seçim yapılarak milletvekillerinin gerçek halkın milletvekili olmasını istiyorum. Zaten genel başkanımızın da bu konuda ısrarlı bir talebi var ve Sayın Erdoğan hep bu konuda söylemiştir. Bu vekiller milletin vekilleri değil. Genel merkezlerin seçtiği vekiller. Peki burada biraz bir zorluk yok mu? Ne şimdi gibi? Zorluk derken hangisi olacak? Delege bazında mı, üye bazında mı?
Şimdi delege bazında olursa yine işin içine siyaset. Çünkü delegelerin belirlenmesinde de biraz siyaset dön. Delege bazında mı, üye bazında mı? Efendim biz bunu daha önce yaptık. Biz nasıl yaptınız? 15 seçimlerinde Balıkesir'deki milletvekilleri ön seçimle, bütün parti üyelerinin katılacağı ön seçimle seçildi, belirlendi. Ve o ön seçimde işte Mehmet Tüm birinci oldu, Ahmet Akın ikinci oldu, Namık Avuççu üçüncü oldu. Sıralama gitti. Yani biz daha önce bunu yaptık. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin öteden beri, yani şeyden beri, İsmet İnönü döneminden beri milletvekillerini örgütü seçmiştir. Ön seçimle belirlenmiştir. Dolayısıyla bu sonraki zamanlarda Baykal döneminde ön seçim lağvedildi. O dönemde de yapıldı ama sonradan yapılmadı. İşte bu dönemde 2015'te yapıldı bir kez, bir daha yapılmadı. 2018 seçimleri çok erken, aceleye geldiği için. Ama şimdi vakit de var. Zaman da var. Ben umuyorum. Beklentiniz var mı ön seçimle ilgili? Ben ön seçim olmasını talep ediyorum. Tamam. Ben yalnız oradan bir çıkar... Beklentim olmaz mı? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan birinin en büyük beklentisi vekillerini, milletvekillerini örgütün seçmesidir. Benim buradan çıkardığım bir şey var. Süleyman Pehlivan da katılır mı? Ön seçim olmazsa ben aday adayı değilim demeye getirdi Ender Biçki. Yani böyle bir niyetsiz, ama ön seçim olursa aday adayı olurum gibi geldi bana. Tabii bu da yorum. Ender Başkan'ın yakın bir zamanda, az kaldı herhalde Ocak sonu, Şubat başı gibi seçim takvimi hazırlandığında aday adayları meydana çıkacak. O zaman bekleyip göreceğiz. Ama Ender Başkan'ın seçim olmazsa sanki girmeyecek gibi geldi bana. Öyle, tabii olabilir, öyle bir düşüncesi de olabilir. Onu savunduğu için ön seçim olmazsa olmaz gibi geldi. Ama ön seçim olması ihtimalinin yüksek olduğunda ifade etti. Bu benim bilgi mi beklenti mi? Benim beklentim bu yönde. Tamam. Çünkü neden beklentim bu şu yönde? Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü bu seçimde ayağa kaldıracak, bu seçimde atağa kaldıracak ve bu seçimde topyekün bir mücadeleye sürükleyecek yöntem budur. Aksi takdirde ön seçim yapılmazsa ben örgütün çok motivasyonunun yüksek olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyoruz. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir şey zaten belirlendi. Teşkilatlardaki istifalar zamanı devam ediyor mu? O geçti mi o da? Milliyetçi Hareket Partisi'nde alınan karara göre il yönetimi başkan dahil, ilçe yönetimleri başkanlar dahil 30 Kasım geçtiğimiz bitti. 30 Kasım sondu. İstifalar olanlar oldu. Kimler istifa etti? İl başkanlığında il başkan yardımcıları Sayın Nuri Özcan ve Sayın Taha Tunus istifa ederek milletvekili aday adaylıklarını partide il binasında açıkladılar. İlçelerden de sadece Sayın Tayfun Tursun, 6 Eylül ilçe başkanı istifa etti. Şu ana kadar benim duyduğum, benim duyabildiğim il bazında bu 3 istifa var. Yönetimlerde bulunup da görevi olup aday için. Dolayısıyla diğer adaylar, yani il ve ilçe teşkilatlarından aday olacaklar belli. Dolayısıyla diğer aday adayları hep dışarıdan, teşkilat dışından teşkilat olacak dışından, şeklinde ifade edebiliriz. Evet, bürokrat gibi veya teşkilat dışında olan partiler için daha süre var. Onların aday adaylıkları Yüksek Seçim Kurulu takvimi açıkladıktan sonra genel merkezimizde bir takvim açıklayacak. O Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine uygun bir takvim. O zaman görevi olmayanlar da gidip genel merkeze, Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezine adaylıkları için müracaat edecek. Bizde şu oldu. İl Başkanı Sayın Ekrem Gökay Yüksel istifa etmedi, aday olmadı. Diğer ilçe başkanları da etmedi. İlçe başkanları da istifa etmediler. Peki, şimdi diğer partilerde var ama diğer partilerle ilgili önümüzdeki günlerde biraz bilgi aldıktan sonra, biraz bilgilendikten sonra işte İYİ Parti'nin durumu, işte iktidar partisi, daha doğrusu Cumhur İttifakı AK Parti, orada durum daha böyle çok daha geniş perspektifte konuşmak gerekir. Şimdi ben size çok teşekkür ediyorum. Yine biz Balıkesir bazında ve ülke genelindeki konuları konuştuk. Balıkesir'de konuşulan konular bunlar. Siz de yıllardır siyasetin içinde olan çok deneyimli kişiler olarak bunları değerlendirdiniz. Ben size yine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız.
Ve ben önümüzdeki günlerde siyasetin daha da hızlanacağına inanıyorum. O günlerde daha hararetli programlar olacak. Evet sevgili seyirciler, bugün de Balıkesir'in Meydanı programının sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.